Herkese yeniden merhaba. Bu videoda size bitkilerde büyüme ve bitkilerde hormon konularını anlatacağım. İlk olarak büyüme ile başlayalım. Öncelikle bitkiler büyümesi sınırsız canlılardır. Tabii ki büyüme bölgelerine zarar vermediğiniz sürece. Büyüme bölgesi dediğimiz yer ise meristem hücrelerinin oluşturduğu bölgeler. Ve bu meristem hücreleri bitkilerde iki farklı yerde bulunabilir ve bulundukları bu farklı yerlerde bitkinin farklı şekilde büyümesini sağlar. Ve bu durumda iki tip büyüme görürüz. Bunlardan birincisi primer büyümedir. Primer büyüme dediğimiz şey primer ya da apikal meristem tarafından gerçekleştiriliyor. ve buradaki amaç apikal meristem, primer meristem bunlar birbirlerine karşılık gelen şeylerdi zaten. Ve buradaki amaç yeni hücreler üreterek bitkinin uzamasını sağlamak. O yüzden primer büyüme uzama sağlayacaktır. Bu uzama nasıl olabilir? Hem kökte olabilir, hem de gövde de olabilir. İkisi de. Şunu toprakla sınır olarak düşünelim. Yeryüzüyle gökyüzü arasındaki sınır olsun ve Burada kök var. Bu kök giderek bir uzama eğilimi gösterir. Uzamasının sebebi ise şu uçlarda bulunan kök ucu meristem bölgesidir. Apikal meristem bulunuyor zaten ve bu bölgeler şu şekilde uzama sağlıyorlar. Tabii ki yeni yerlerden, yeni dallar da tabii ki buradan da yeni kökler oluşturulabilir. Gelelim üst tarafa. Üst tarafta da bunun simetriği oluyor. Aslında aynısı oluyor. Orada da yukarıya doğru uzanan bir gövde var. Yan dallar var. Bu yan dallar uç kısımlarından şu şekilde uzama sağlıyor. Tabi şuralardan yan dal oluşumu da görülebilir. Bu olay bu şekilde gerçekleşiyor. Hem kökte hem gövdede uzama sağlanırken meristem hücreleri yeni hücreleri üretiyor. Üretim bittikten sonra oluşan hücreler uzuyor uzayan hücrelerde farklılaşarak gerçek bitki hücrelerini oluşturuyor. Zaten biz burada kök ve gövde kısmını anlatırken ben size buradaki isimlerden bahsetmiştim. Burada bir hücre bölünme bölgesi vardı. İşte bu bölge zaten bu meristem hücrelerinin bulunduğu bölgeydi. Ardından bunların uzadığı uzama bölgesi bulunuyordu. Burada meristem hücrelerinin ürettiği hücreler uzama gösteriyordu. Ardından da uzama bölgesinde olan hücreler farklılaşmaya başlıyordu. Ve o bölgeye de farklılaşma bölgesi ismini vermiştik. Ve bu olay bu şekilde gerçekleşip tamamlanıyordu. Ve buradaki hücre bölünme bölgesini çeşitli dış şartlardan korumaya çalışan da bir bölge var. Bu bölge kökte kaliptradır. Gövdede ise bu bölgenin adı tomurcuk yapraklardır. ve bu şekilde korumada sağlanmış oluyor. Ve primer büyüme bütün bitkilerde gözleniyor. Şimdi gelelim sekonder büyümeye. İkincisi Sekonder büyüme dediğimiz şey ise sekonder ya da lateral meristem tarafından gerçekleştiriliyor. Ve lateral meristem ya da bir diğer adıyla sekonder meristemin amacı kalınlaşma sağlamaktır. Dolayısıyla bunun amacı kalınlaşma olmuş oluyor. Yani bu kalınlaşma sağlar. Burası kalınlaşma sağlar ve biz her bitkide bu kalınlaşmayı göremiyoruz. Dolayısıyla sekonder büyüme bütün bitkilerde görülmüyor. Bu sadece bazı otsu ve odunsu bitkilerde görülüyor. Odunsu bitki kim olabilir? Dikotil bir bitki olabilir ya da açık tohumlu bir bitki olabilir. Otsu kim olabilir? Gene Dikotil olabilir. Dikotillerin otsu olanları zaten çift yıllık bitki. Sadece bunlar da. Yani tek yıllık otsu bitkilerde görülmez. Tek yıllık otsu bitkide monokotil bitkilerdir. O zaman monokotil bitkilerde sekonder büyüme gerçekleşmez. Bu nedenle de kalınlaşma bütün bitkilerde görülür diyemiyoruz. Şimdi gelelim sekonder büyümenin nasıl gerçekleştiğine. Sekonder büyümede bitkiler yılda iki kez tam olarak aktif hale geçerler. Bu yılda iki kez aktiflik bitkide yaş halkalarını oluşturur. Yani her iki halka bir yaş anlamındadır. Ve bu halkalardan biri açık renkte biri ise koyu renktedir açıklık ya da koyu olmak ne anlama geliyor? Açık renkte gözüken halka mevsim olarak güzel bir mevsimde gerçekleşir. Yani çevresel şartların gayet düzgün olduğu ilkbahar, yaz gibi güzel bir mevsim. Koyu halka ise biraz daha kötü bir mevsim. Ama şöyle düşünün, çok kötü bir mevsim anlamında söylemiyorum. Buna göre. Şimdi şöyle diyenler var. Kitaplarda çok birliktelik yok bununla ilgili. İşte bu yazın bu ilkbahar denilen var. Bu yaz bu kış. Bu ilkbahar bu sonbahar. Yani burada şöyle düşünün. Bir tane mevsim çevresel şart olarak o bitkinin istediği şartlar için tam uygunluk gösterirken bir tanesi birebir uygunluk göstermiyor ama çok da kötü bir durumda değil. O şekilde biri çok iyi bir mevsim, biri biraz daha kötü bir mevsim. Neden böyle? Şimdi mevsim güzel olduğunda, şartlar düzgün olduğunda oluşan yeni hücreler büyük büyük, bol sitoplazmalı hücreler olduğu için açık renkte bir görüntü var. Ama şartlar biraz kötü olduğunda ağaç ya da bitki çok da güzel şartlarda olmadığından hücreler o kadar büyük ve bol sitoplazmalı oluşturamıyor. Bu da daha koyu renkte bir görüntüye yol açıyor. Ve sonuç olarak bir tane açık bir tane koyu renk bir halka oluyor ve ikisi bir yaş. Ya da diyelim ki yaş halkası sayacaksanız sadece koyu renklileri sayarak da zaten bitkinin yaşını anlamış olabiliriz. Şimdi bu yaş halkaları nasıl oluşacak? Primer meristemin aktivite göstermesiyle dışarıda bir epidermis dokusu oluşur. Çünkü şu an daha bu ağaç, diyelim ki bu ağaç olacak ama daha odunsu hale gelemedi. Daha ilk yılında. Ve içeride de bir merkezi silindir dokusu var ve bu merkezi silindir dokusunun ortasından da kambiyum geçiyor. Ve bu kambiyum da şu şekilde kısilem ve fulyemleri taşıyor. İçeridekiler kısilem, dışarıdaki ise Fulyem. Ve buradaki kısilemi primer meristem ürettiği için biz bu kısileme primer kısilem adını veriyoruz. Çünkü bunu bitkinin ilk üretimi aşamasında primer meristem üretti. Dışarıdakini de yine primer meristem ürettiği için buna da primer fullem diyoruz. Şöyle düşünebilirsiniz. İlk üretilen kısilem ve fullem anlamına geliyor bu. Şu ortasındaki ise kambiyum. Hatırlarsanız gövde konusunu anlatırken size açık iletim demeti, kapalı iletim demetinden bahsetmiştim. Açık iletim demetine ne demiştik? Açık. Yani büyümeye açık. Orada kambiyum vardı. Kambiyum onu kalınlaştırarak büyütecektir. Bunu büyümede sonra anlatacağım demiştim. İşte şimdi biz o sonraya geldik. Güzel bir mevsim geldiğinde burada bulunan kambiyum aktif oluyor. Ve aktif olunca kambiyum hem içeriye hem dışarıya doğru yeni hücreler üretmeye başlıyor. Şurada da epidermis gene var. Ve burada bulunan fluen ve primer fluen ve primer kısilemi bu kambiyumun ürettiği yeni hücreler ittiriyor. Primer kısilem şu şekilde içeriye doğru ittiriliyor. Primer fluen ise şu şekilde dışarıya doğru ittiriliyor. Ve sonuç olarak burada yeni bir doku oluşuyor. Şöyle düşünün. Şu şekilde. Buradaki şöyle olsun belli olsun eski olduğu şu kırmızı olan primer kısile dışarıdaki kırmızı olansa ise primer fulya. İçeride oluşan yeniler ise gene bu fulyem, gene bu kısilem. Ama bu kez bu yeni üretildiği için bu sekonder fulyem. Bu da sekonder kısilem. Yani kambiyum aktif oldu. Dışarıya doğru fluyemi, içeriye doğru kısilemi ürettim. Ve kambiyum dediğimiz şey bir sekonder meristem dokusudur. Ve bu sekonder meristem dokusu olduğu için ürettiği fluyem ve kısileme ne dedim? Sekonder fluyem ya da sekonder kısilem olmuş oldu. İşte bakın şuradaki bir halkadır. Bu da başka bir halkadır. Bunun gibi. İşte artık burada kaç halkamız var? İç tarafı ya da dışta. Aslında flüemler çok sayılmaz. İç tarafı sayarız. Çünkü biz şu içte kalan kısma odun diyoruz. Dış tarafta kalan canlı kısma ise korteks adını veriyoruz. Ve biz aslında odun kısmını sayıyoruz. Çünkü korteks kısmı canlı olduğu için halkalar çok net değildir. Zaten yaş bir bölgedir ama odun kısmı ölü bir bölge olduğu için yani o ağaçtaki odun dediğiniz şey aslında burası. Burası aslında kabuk soyulurken onunla beraber bir kısmı kopuyor gidiyor. Ve bu kısmındaki halka sayıyorum. Bu birinci halka, bu ikinci halka. Ve bu şekilde artık ne oldu? İki halka. Bu bana neyi gösterdi? Şu an bir yaşında oldu. Sonra diyelim ki büyüme devam etti. Bir sonraki yıla geldik. Bu ilk 6 aydı. Bu ikinci 6 aydı. Artık kaç yaşında? Bir yaşında bu ağacımız. Daha ağaç olmadı tabii ki ama bitkimiz bir yaşında. İşte bu tek yıllık bitkilerde zaten ömür 6 ay. Şu aşama orada yok. Sonra 3. 6 aya geleceğiz. Gene epidermis burada duruyor. Epidermis gene var. Kambiyumda burada duruyor. Burada bir ksilem vardı. İç tarafta duran. Burada da floem vardı, dışarıya ittirilmiş olan. Şu şekilde. Ve biraz önce oluşturulmuş floem ve ksilem de gene buradaki kambiyum tarafından tekrar ittirilecek. İttirildi buradaki o burada şu olsun. Bu da burada ittirildi. Bu olsun. Şimdi artık ne oluştu? Yenileri oluştu. Bu primer fluyam. Bu sekonder fluyam. Bu da sekonder fluyam. Yani artık bundan sonrakilere üçüncü, dördüncü, beşinci gibi isimler vermiyoruz. En dıştaki fluyam her zaman primerdir. Onun içindeki bütün fluyamlara sekonder fluyam adı verilir. En içteki kısilem her zaman primer kısilemdir. Onun iç tarafında kalan bütün kısilemlere de sekonder kısilem. Pardon şurası kısilem. Sekonder kısilem denir. Ve bu şekilde burası da kısilem olarak hayatına devam eder. Artık odunumuz birazcık daha ne oldu? Genişledi. Korteksimiz de gene burada bu şekilde duruyor. Aslında korteks şu bölge de hani ben gene canlı kısım diye orayı da komple bir almış oldum. Aslında asıl korteks fluem ile epidermis arasında kalan bölge olmuş olur. Burası çok da kortekse dahil değil ama şurası odun olmuş oldu. Bu da bizim için ne oldu? Üçüncü altı ay. Artık bir buçuk yaşına geldi. Çünkü üç tane halka var. Bir, iki, üç halka odun kısmında. Geldik ikinci yıla. İkinci yıla geldiğimiz zaman. Şimdi şurada kambiyum gene duruyor. Dışarıda da epidermis var. Burada duran. Üçüncü yılda kambiyum tekrar aktif oldu. Ve iç tarafta bulunan şu kısmenleri yine ittirdi. İçeriye doğru ittirdi. Şu şekilde. Diğerleri de şöyle ittirildi. İki tane ittirdi. Aynı şekilde bu da burada. primer fulya. Diğerleri de gene şu şekilde ittirildi. Ve kambiyum ne yaptı? Yenilerini üretti. Tekrardan bir üretim gerçekleşti. Bu kısilem, bu fulya. Bunların hepsi sekonder fulya. Bunların hepsi de sekonder kısilem. Şu primer kısilem. Şu da primer kısilem. Şimdi burada işler değişecek. Çünkü artık İçerisindeki içi burası gene odun aynı şekilde. Bakın kaç tane oldu? 4 halka. Yani bu ne demek? 2 yaş demek. 2 yaşına geldi bu bitkimiz. İçerideki bu kalınlaşma dışarı için çok da iyi şeylere yol açmıyor. Çünkü şuraya gelene kadar, şu aşamaya gelene kadar içerideki bütün kalınlaşmalara epidermis dayanabildi. Ama Buradaki dördüncü kalınlaşma yani aslında üçüncü oluyor. Şurada bir kalınlaşma yok. Buradaki bu kalınlaşma artık epidermisin dayanamamasına yol açıyor. Ve dayanamayınca epidermis parçalanıyor. Bu epidermis parçalanınca bunun yerine daha sağlam, daha kalın bir örtü getiriliyor. Ve bu örtünün adı peridermis. Bu örtüyü getiren kambiyumun adıysa mantar kambiyumu ya da dış kambiyum ya da fellojen. İşte bu şekilde ağacın dışında gördüğümüz o kabuk dokusu oluşuyor. Ama bu periderm istediğimiz bu oluşum bütün kalınlaşma yapan bitkilerde görülmüyor. Sadece odunsu bitkilerde görülüyor peridermis görülüyor yani. Ama otsular şu şekildeler zaten çift yıllık otsular. Bunu yaptılar bir yaş, bunu yaptılar bir buçuk yaş, bunu yaptılar iki yaş. Zaten çift yıl ne demek? İki yıl demek. Bunu yapınca epidermisleri parçalanıyor ve bu epidermisin yerine peridermis üretecek kambiyuma sahip olmadıkları için bitkinin dışında bulunan örtü doku parçalanınca yerine bir doku getiremiyorlar. Bu da onları enfeksiyonlara karşı açık hale getiriyor ve bu şekilde ölüyorlar ve ömürlerinin sonu bu şekilde gelmiş oluyor. Ama onun dışında kalan bitkiler peridermis oluşturduktan sonra gene her 6 ayda bir şu işlemleri yerine getirerek yaş 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 diye bu bu şekilde ilerliyor ve giderek kalınlaşmaya devam ediyor. Evet arkadaşlar, büyüme bu kadar. Şimdi de gelelim hormon kısmına. Şimdi gelelim hormon kısmına dedik. Bitkilerdeki hormon konusu hayvansal hormonlar gibi çok uzun, çok değişik değil. 5 tane hormon var ve biz bu hormonları genel görevlerine göre 2 gruba ayıracağız. 2 grup şeklinde göreceğiz. Bunlar büyümeyi ya da büyümeye teşvik eden hormonlar. İkincisi ise büyümeye ket vuran hormonlar. Yani büyümeyi durduran hormonlar. Bu anlama geliyor. Şimdi hormon çeşidi ne olursa olsun bütün hormonlar iletim demetleriyle taşınıyor. Ve çoğunlukla taşınan iletim demeti ise fulyandır. Ama bu kısılemin asla hormon taşıyamaz dememize yol açacak bir bilgi değil. Çünkü bazı bitkisel hormonların ksilem içinde varlığı tespit edilebilmiş durumda. Bu da bazı hormonların ksilem tarafından taşınabildiğini gösterir. Kim bu? Sitokinin. Sitokinin hormonu floem değil, ksilem ile taşınabilen bir hormon çeşididir. O yüzden size hormonu kim taşır derse iletim demeti dersiniz. Çeşit olarak sorarsa fluendir ama özellikle kısilemde hormon taşır mı dersen o zaman evet kısilemde hormon taşır demeniz gerekiyor. Şimdi bir de yanlış anlaşılan bir durum şu. Bunlar iyi hormon, bunlar kötü hormonmuş gibi düşünülüyor ama alakası yok. İkisi de iyi hormon. Bir tanesi büyümeyi sağlayan bir hormondur. Bir diğeri ise çevre şartları kötüleştiğinde durduran yani keyfi bitki büyüyemesin diye kötülüğünden değil. Şartlar kötüleştiği için büyümeyi durdurmaya çalışan hormonlar. Bunlarsa şartlar düzgünken büyümeyi sağlayan. Yani aslında ikisi de iyi hormon. Büyümeyi teşvik eden hormonlardan ilk göreceğimiz hormon oksin hormonudur. Ve en önemli hormondur. Bu hormonun tekrardan bitkilerde hareket konusunu birazcık bahsedeceğim. Tekrar orada bir geçecek. Oksin dediğimiz hormon ne işe yarar dersek. Bu hormon bitki için çok önemli bir hormon çeşididir. Çünkü bitkinin büyüme ve gelişmesini sağlar. Yani öncelikli amacı büyüme ve gelişme sağlamaktır. Özellikle amaç budur. Büyümeyi ve gelişmeyi sağlamak. Diyelim ki bitki uzayacak. O zaman bunu kim yapacak? Oksin. Yani uzama sağlamak bundadır. Bu oksin dediğimiz hormon Kimler tarafından üretilir? Embriyo tarafından üretilebilir çünkü embriyoda kök ve gövdenin uzaması gerekiyor. Bunun dışında direkt apikal meristem hücreleri tarafından üretilebilir. Hem kök hem gövde. Bir de genç yapraklar tarafından üretilebilir. Yani zaten onlar da tomurcuk aslında ve bunlar tarafından üretilebilen bir hormondur. Ve bu şekilde de bitkide uzamayı sağlar. Şimdi bu hormonun bir de önemli bir durumu var apikal dormansi dediğimiz bir olay var. Apikal dormansi şudur. Uzamanın yan dal oluşumunu durdurması olayı aslında. Apikal dormansi bitki eğer yukarıya doğru uzama eğilimi gösteriyorsa yani bitkide oksin miktarı yüksekse amaç yukarıya doğru gövdeden bahsediyorum tabii ki yukarıya doğru uzamaktır. Ama eğer ki Oksinin miktarı düşerse o zaman bitki yan dal oluşturmaya başlar. Onu da zaten bir diğer hormonda şimdi birazdan anlatacağım. Oksinin diğer özelliği ise asimetrik büyüme sağlamaktır. Ya daha doğrusu özellikle yapmıyor asimetrik büyümeye neden oluyor. Bu asimetrik büyümeyi bitkilerde hareket konusunda ayrıntılı bir şekilde göreceğiz. O yüzden burada boşu boşuna vakit harcamanın bir anlamı yok. Orada ayrıntılı anlatacağım. Asimetrik büyüme dediğimiz şey de bitkilerde tropizma hareketleriyle gerçekleşir ve bunu tropizma hareketlerini anlatırken söyleyeceğim. Şimdi gelelim bir diğer büyümeye teşvik eden hormona. O da sitokinin hormonu. Sitokinin hormonunun görevine gelecek olursak, sitokinin genel anlamda bitkide yine oksinle beraber büyüme ve gelişmeyi sağlayan bir hormon. Yani bu da büyüme ve gelişme sağlar. Ama farkı şudur. Oksin ister ki bitki yukarıya doğru uzasın. Ama stokinin ister ki yan dal oluşumu. Ve yan dal oluşumu şu anlama geliyor. Apikal dormansinin ortadan kalkması anlamına gelir çünkü eğer oksin fazla sitokinin azsa o zaman bitki uzar eğer oksin azalır sitokinin artarsa o zaman bitki yan dal oluşturur. Yana doğru genişlemeye başlar. Yana doğru gider. Kalınlaşma demek istemiyorum. Kalınlaşma değil. Yan dal oluşturarak bitkinin yukarıya doğru değil yana doğru ilerlemesini sağlarsınız. Bu oksin ve sitokinin dengesiyle ortaya çıkan bir durumdur. Ve sitokinin kökler tarafından salgılanır. Şimdi gelelim büyümeye teşvik eden üçüncü hormona. Üçüncü hormon ise giberellin hormonudur. Evet. Giberellin deyince aklınıza ilk gelmesi gereken şey çimlenme olmalı. Çimlenmeyi sağlar. Tohum dormansını ortadan kaldırıyor aslında. Bunu birazdan anlatacağım bir diğer hormonla beraber gerçekleştiriyorlar. Şimdi burada önemli olan bir şey daha var. Eğer ki bir bitki normal bir şekilde uzama yapıyorsa bunu oksin sağlıyor. Oksin. Ama biz diyelim ki cüce bir bitkimiz var ve cüce olan bu bitkimizi büyütmek istiyoruz. Cüce olan bitkimize dışarıdan hormon vererek uzatmak istiyoruz. O zaman bunu giberelliğin yapıyor. Giberellin ekstra verildiği zaman bir bitkiye boy uzamasını sağlıyor. Normal uzama, bitkideki normal uzama ise oksin tarafından gerçekleştirilir. Bu önemlidir. Çünkü bitki kim uzatır derse oksin. Ama cüce bitkiyi uzatmak kimin görevidir dersek bu giberellinin görevidir. Cüce bitkilerin uzatılması. Yani bu normal dışı bir uzama olayı olmuş oldu. Şimdi geliyorum büyümeye ket vuran hormonlara. Yani büyümeyi durduran hormonlar. Bu bizim dördüncü hormonumuz olacak. Bu hormonun adı absisik asit. Kısaca aba olarak görebilirsiniz. Absisik asit dediğimiz şey büyümeye ket vuran bir hormon. Ama niye? Canı sıkıldığı için kötülük olsun diye değil. Çevre şartlarına baktı. Çevre şartları çok da bitki için iyi durumda değil. O zaman diyor ki bitki dur sen büyüme. Çünkü bak eğer büyürsen çevre şartları kötü. İleride başımıza kötü şeyler gelebilir. Ölebiliriz. O yüzden bitkiyi kötü çevre şartlarında korumaya çalışan bir hormondur. Kim üretir bunu? Bunu yapraklar üretebilir. Tabii genç yaprak da üretebilir, normal yaprak da üretebilir. Ama, gen ama genel anlamda yapraklar üretecek. Bunun dışında gövde üretebilir, kök üretebilir, meyve üretebilir. Yani aslında her yer üretebilir. Bitkide pek çok yerde üretilebilen bir yapı ve en önemli görevi ise tohumun çimlenmesine engel olmaktır. Demin anlattığım giberellin hormonu ile absizik asit hormonu ters orantılı çalışıyor. Eğer giberellin fazla, absizik asit azsa tohum çimleniyor. Eğer ki giberellin az absisik asit fazlaysa o zaman tohum çimlenmiyor. Bu şekilde tohumun çimlenip çimlenmeyeceğini de bu hormonun aktivitesi sağlıyor aslında. Miktarına göre ayarlanmış oluyor. Bir diğer görevi ise şu. Diyelim ki su kaybıyla ile alakalı bir sıkıntı var. Bitki su sıkıntısı çekmeye başladı. O zaman hemen stomaların kapanmasını sağlıyor. Şimdi normalde bitkide stomaların açılıp kapanmasının bir mekanizması vardır. Genel olarak baktığımızda akşamları kapalı, gündüzleri açık. Ama diyelim ki bir sıkıntı oldu. Eğer bir sıkıntı olmuşsa, bir sorun varsa çevresel şartlarda işte bu sorun karşısında stomaları kapatmak apsik asitin görevidir. Ve geliyoruz. Büyümeye ket vuran ve genel anlamda bitkisel hormonlardan sonuncusu 5. hormonumuz. Bunun adı da etilen hormonudur. Etilen hormonun diğerlerine göre çok farklı bir hormondur. Çünkü bu gaz halde bulunan bir hormondur. Mesela oksin, stokinin, giberelin ya da apsisik asit. Bu sadece salgılandığı bitki ilgilendirir. Ama etilen gaz formunda olduğu için bütün bitki, mesela burası bit bitki bölgesi olsun, şurada bir bitki etilen salgılı. O zaman bu bütün bitkilere etki ediyor. Yani sadece kendisini değil hepsini etki eden bir hormon oldu etilen. Etilen kimden salgılanacak? Etilen olgunlaşan meyveden salgılanacak. Hani bir atasözü vardır. Üzüm üzüme baka baka kararır. Bu atasözünün biyoloji anlamında gerçek bir boyutu var. Kararmış bir üzümü diğer üzümlerin yanına koyarsanız diğer üzümler de kararır. Çünkü o üzümdeki o meyve olgunlaşmıştır ve olgunlaşan bu meyveden etilen salgılanır. Salgılanan etilen diğer meyvelere de ulaşarak onların da olgunlaşmasını ve en sonunda hala yenmezse çürümesini sağlar. O yüzden artık çok olgunlaşmış bir meyveniz varsa onu Diğerlerinin yanında tutmamanız gerekiyor ki diğerleriniz de aşırı olgunlaştırılmasın. Mesela avokado olgunlaşmasının mantığı da budur. Avokadoyu olgunlaştırmak istediğiniz zaman onu bir kağıda sarıp yanına da bir elma ya da muz ya da bir işte limon gibi bir şey koymanız lazım. Bir meyve koymanız lazım. Ve o kağıtla beraber o limon ya da o elmadaki etilen avokadoya geçiyor ve avokadonun olgunlaşmasını sağlıyor. Ve tamamen etilen mantığıyla olay gerçekleşiyor. Bunu nasıl sağlıyor? Meyve içindeki nişastanın fruktoza dönüşmesini sağlar. Ya da sükroza dönüşmesini sağlar. Ve bu şekilde meyvenin tatlanmasını sağlar ama aşırısı geldiğinde artık meyveyi çürütür ve yenmez bir hal alır. Bunun dışında olay sadece meyve olgunlaştırmak değildir. Bu hormon ayrıyetten yaprak dökülmesine de yol açar. Bunun dışında stres durumlarında da salgılanır. Diyelim ki bitkinin bulunduğu ortamda sıcaklıkla alakalı bir sıkıntı çıktı. Suyla alakalı bir sıkıntı çıktı. Bu tarz durumlarda salgılanan etilenle bitki büyümeyi durdurur. Ve böylelikle daha fazla zarar görmemeye çalışır. Ya da bir enfeksiyon durumunda, bitkide bir enfeksiyon var diyelim ki. Hemen etilen salgılanır. Ve bu şekilde bitki bunu engellemeye çalışır. Yaprak dökülmesi dışında kök büyümesini de engeller. Ama tekrar söylüyorum. Bu engellemeler kötülük olsun diye değil, bitkiyi olumsuz çevre şartlarından korumaya çalışmak amacıyla gerçekleştirilen durumdur. Evet arkadaşlar, bu videonun sonuna geldik ve böylelikle hem hormon hem de büyüme konusu bitmiş oldu. Bir sonraki videoda bitkilerde hareket konusuna başlayacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.